Sayın Gülseren Südor, öncelikle bu muazzam retrospektif niteliğindeki 60. yıl serginiz için çok çok tebrik ederiz. Serginin öne çıkan değişlerinden biri aslında sizi ve sanata bakış açınızı çok iyi özetliyor. Bir daha dünyaya gelme şansım olsa yine ressam olmak isterim diyorsunuz. Ressam olmanın büyüsünü ve vazgeçilmezliğini nasıl tarif edersiniz? Ah, ressam olmak gerçekten bir büyü şeyinin, cam küresinin içinde yaşamak gibi. Çalkaladıkça cam kürenin biliyorsunuz karları yayılır, uçuşur. İşte ressam olmak da fikir olarak, yaratım olarak ben kendimi bir cam kürenin içinde hissediyorum ve çok mutluyum o küremin içinde. Ressam olmak öyle bir şey. Benim için öyle. Basit bir şekilde anlatmaya çalıştım ama gerçekten. Yaşadığın tüm zamanların, geçmişin ve hatta gelecekte olabilecek olayları resmetmek gibi bir misyonla dünyaya geldiğime inanıyorum diyorsunuz. Bu nedenle ben ressam olmayı seçmedim, resim beni seçti cümlesini biraz daha açabilir misiniz? Bu soru hem içime böyle biraz bantelime dokunan bir soru ama açıklayayım. Çünkü ben yaşama 1-0 geriden başladım. Çok annemi hiç tanımıyorum, beni doğuran annemi hiç tanımıyorum. Ve bu nedenle de belki bir anne özlemi, belki bir aile özlemi nedeniyle kendime hep bir şeyleri gözleyip, onu aklımdan emirip çevirip, çocukken de öyleydim, çevirip bunu ben nasıl resmederim diye düşünüyorum veya yazabilirim. Çünkü yazmayı da çok seviyorum, eşdeğer görüyorum. Onun için de resim beni seçti diyorum. Ressam oldum, çok mutluyum. İyi ki böyle bir şeyim vardı. Biraz da yeteneğimin olduğunu düşünüyorum. Ama yetenekten daha çok çalışmak gerekir diye düşünüyorum. Ve ben çok çalışarak bu şeylerimi, iç sızılarımı galiba biraz azalttım. Peki. Küratörlüğünü Telda Sidor Mendi'nin üstlendiği serginiz, küratöryel kurguda toplam 7 tarihsel döneme ayrılıyor. Öğrencilik döneminizi kapsayan 1963-70 yılları, aynı zamanda 1968 kuşağı hareketlerinin gölgesinde ve etkisinde Bedir Rahmi Ayıboğlu atölyesinde geçiyor. Bu dönemi nasıl hatırlıyorsunuz? Bu dönemi hem çok büyük bir özlemle hatırlıyorum hem de olayları birebir yaşamış olmanın da getirdiği bilinçle hatırlıyorum. Çünkü çok irdelenen, 68 kuşağı çok irdeleniyor, üzerinde çok konuşuluyor ve Türkiye Cumhuriyeti sanat tarihinde, sanatında belki de sosyopolitik yaşamında da çok önemli katkıları olan hareketlerdi ve ben de akademideydim. Ve hareketin içinde birebir çok katılmadıysam da, çünkü ailemde çekinceleri vardı birebir katılmamak gibi, fiziksel olarak katılmadım ama düşünsel olarak hep içindeydim. Hepimiz o dönem boykotlarıyla, yaşanan diğer olaylarla iç içeydik. Bu nedenle de tabii ki çok etkilendim. Mesela yaptığım resimlere koyduğum isimler bile belli. Çünkü fazla da ifşa etmemişim demek ki akademide öğrenci olduğum için. 68'li horozlarım var. Yani birileri bize bir horozluk yapıyor, biz de boyun eğiyoruz gibi. O benim için bir duraktır, kırılma noktasıdır. Ondan sonra resim için, resimdeki konularım öz yaşamım için de geçerli. Ondan sonra demek ki devam eden 55 sene gibi uzun bir sürede hep ben o tür düşünmeye alıştım, pozitif. Bak her şeyi negatif gözle değil, pozitif bir tarafım var ama aynı zamanda da hümanistim. Onun için dünyada olan bitene, arkamı dönüp de ben çiçek böcek resimini yapayım, doğadan etkileneyim sadece demedim. Bu nedenle de kendimle de gurur duyuyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyet tarihinin son 60 yılının yaşadığı, geçen bütün olayların neredeyse birebir de tabii içinde olduğum için resmetmişim. Evet, bu sergide hepsi gözükmüyor. Böyle de belki algılanmayabilir ama
Ben geriye dönüp de yaptım. Mesela mübadele gibi. 100 yıl öncesi bir aileden aldığım özel bir albümü de resimledim. Daha sonra ötekileştirilmiş kadınlar da yaptım. Çünkü kadınların her ne kadar Cumhuriyet'in bize verdiği o özgüven, Atatürk'ten itibaren açılım varsa da yine de alttan alta kadınlar üzerinden doğal olarak bir baskı vardı. Bazen negatif, bazen pozitif tabii. Ben negatif taraflarıyla, pozitif taraflarıyla olarak ötekileştirilmiş kadınlar diye çok uzun seriler yaptım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten bir burada bir ressam gözüyle nasıl yaşandığını, nasıl bakıldığını olaylara görmek mümkün izlerseniz bu 7 ayrı katmanda. Ben sizin İtalya dönemenizi de çok önemsiyorum. 1970-75 yılları arasında bir kadın, bir anne, bir sanatçı olarak kendini İtalya'da aramak, var etmek cümlesiyle tanımlıyorsunuz. Bir kadın, bir Türk ve bir sanatçı olarak bu dönemi nasıl tarif edersiniz? Şimdi 70 yılında akademiden mezun olup hemen akabinde İtalya'ya gittim ve orada evli olarak Teomansudor'da yine okuldaşım, gönüldaşım ve hayatım boyunca 55 yıldır birlikte olduğum eşimle birlikte İtalya'ya gittim. İtalya'da, çünkü öğrencilikten hemen Haziran'da mezun olup Ağustos'ta gitmek gibi bir durumda kalmıştım ama oraya gidince akademiden çok şey aldım. Bedirahmi Eyüboğlu Atölyesi'nden çok iyi eğitim aldığımı biliyorum. Ama o zamanın şartlarında Türkiye'de, İstanbul'da yaşadığım halde bir resim heykel müzesini hiçbir zaman göremedik çünkü hep restorasyonda. Özel müzeler yoktu. Sonra okulun çok güzel bir kütüphanesi vardı ama bizim öğrencilere gelene kadar o kitaplar hocaların elinde, daha üst sınıfların elinde kalıyordu. Bir defa biz çoğu ressamın %90 hiç renkli resmini görmedik. Siyah beyaz gördük. Bu nedenle de İtalya gibi bir yere gittik. Sanatın beşi olan bir yere gitmek çok ufkumuzu açtı. Ufkumuzu açtı ama bu arada da arada derede kaldık. Biz neredeyiz? Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Nasıl tekrar akademide aldığımız eğitimin devamını getirebiliriz? Ben kızım doğduktan sonra inanın bir sırtlık aldım. Ve bütün müzeleri kızım sırtımda taşıyarak bir Vatikan'da 124 kez gezmişim. Biletlerim vardı. Maalesef bir yangın geçirdiğimizde yandı. Kendi de öyle buydu zaten. Hatta bir kez de bu anımı anlatmadan geçmek istemiyorum. Bir kez yakamdan aşağı, saçımdan aşağı bir şeyler attığını gördüm. Meğerse ben o kadar resme dalmışım ki birisi tenganın eline bir vermiş, dondurma külahı vermiş. Çocuk da yalamayı bilmediği için benim üzerime doğru atlatmış. O yani bana İtalya'da çok şey verdi. Bugün resim yapıyorsam tabii ki hocanın etkisi çok büyük. Çünkü hayatınızı lütfen resimle geçirin, yaşayın demiştir. Kendi de öyleydi zaten. Ama ben İtalya'dan çok şey verdim. Peki. İtalya'dan Türkiye'ye döndüğünüzde 70'lerin sonu, 80'ler, 90'lar yine bir çalkantılı dönem. En bana göre yaşamım içinde en çalkantılı dönem. El aleme rağmen kadın olmak, anne olmak, topluma rağmen kadın ve sanatçı olmak. Bu duygularla nasıl bir dönem geçti? Şimdi 4,5-5 yıla yakın orada yine bir öğrencilik dönemi gibiydi. Bir de çok kendimle kaldığım dönemdi. Şöyle ki, Teoman üniversiteye gidiyordu. Ben kızımla birlikte çok hızlı, daha sonra İtalyan canlı hayatımı kazandım. İtalyan lisesinden emekliyim zaten. Ben resme ve dile verdim kendimi. Çok vaktim oldu. Çünkü Roma'nın dışında Sayfiye'de bir deniz kenarında oturuyorduk.
bütün günümü ya deniz kenarında resim yaparak ya da trene binip Roma müzeleri ve sergileri gezerek geçiyorum. Biliyorsunuz İzmir şeyinde hemen hemen ikliminde. Onun için öyle karma filan yağdı bir şey değildi ama onun da avantajı vardı. Çok sergi gördüm, çok çok gezdim ve beni en çok etkileyen bir sergi vardı. O da Ernst Fuchs ve öğrencileri diye Avusturya sanatçının fantastik realistler sergisi. İşte benim için ilk fantastik resimlerimi yaptığım dönem oldu. O sergiye kaç kez gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Çok büyük bir palasındaydı, kaç kattı. Ama gururlandığım bir şey de vardı. Orada bir Türk ismi gördüm öğrenciler arasında. Ve Ernst Fuchs'un yanındaydı onun resmi. Erol Demir'in resmi. Ve ben ağladım, inanır mısınız? Bir Türk gitmiş Avusturya'da Ernst Fuchs'un yanına girmiş. Ve onun asistanı gibi çalışmış. Hala da çok takdir ederim kendisini. Ondan itibaren ben de zaten fantastik bir yönüm vardı. O devam etti. İşte 80'li o kaotik dönemde, Türkiye'nin çok çalkantılı döneminde öğretmenliğe de başlamıştım ve çok fazla şey vardı, hareket vardı. İşte onlardan çok etkilendim. İstanbul'un tarihinin, doğasının bozulduğu dönemlerde, yıkılan binalar, yapılan siteler, doğasının çok tahrip olduğu dönemde, o dönem çok irdeledim. Çoğu resminde hep onu görürsünüz, yani yok olan İstanbul'u göreceksiniz. Bu sergide de bir iki tanesi var zaten. 90'lara kadar sürdü, epey bir araştırma da sürdü. Bir de 80'li yıllarda bir İtalya gezim vardı ki o beni çok etkiledi. Medici ailesinin mesele olan, sanata gelmiş geçmiş en büyük meselelerden biri olan Medici ailesinin 500. yıl sergisi vardı. Bütün müzelerden nerelerde ne varsa hiç göremeyeceğim. Bir daha onlar gün yüzüne çıkmadı. 3 ay kadar süren bir sergiler süreci vardı İtalya'da. Ondan sonra da onları izledim. 1,5 ay orada bütün İtalya'yı gezerek nerede açıldıysa gördüğümüz sergilerden sonra bu kez de bize şey dediler. Hipermanierist olmuşuz. Farkında değildik. Demek ki çok etkilendik. Diyoman'la ikimiz gerçekten 90'lı yıllara baktığımda ben de kendimde görüyorum bir şey var, manierist bir tavır var. Şimdi o kadar değilim ama Sezer Tansu eleştirmen, Sezer Tansu keşfetti. Biz de farkında da değildik. Çünkü İtalya'da böyle bir akım başladığını ve bizim çok daha öncelikli yaptığımızı söyledi. Şimdi hala o bizim peşimize takıldı Teoban'la ikimize ama biz galiba ayrıştık, farklı yerlere gittik. Olması gerektiği gibi aslında. Valla bir süreç tabii ki uzun. Bahsettiğimiz şeyler hep 30 yıllık filan. Evet. O nedenle insan giderek evriliyor, değişiyor. Çok farklı yönlere gidebiliyor sanatçı. Evet. Sizin resimlerinizi tabii şimdi tarihsel süreç içinde görünce fark ettim ki ovalliğe yakın bir daire formu var. Bazen merkezde boş, bazen yine resmin bir köşesinde ama içinde anlattığı bir şeyler var. Bu oval form ne anlatıyor? Oval form ne anlatır? Ben onu bir plezento olarak kullanıyorum aslında. Bir defa çok hoş bir form farkındaysanız. Kumaş gibi. Evet. Ama her yaratığın, dünyaya gelen her yaratığın bir plezento gibi bir şeyi var. Her şey bir şeyin içinden çıkıyor. Kese aslında. Kese, bir tür evet. Kese. Yaşam kesesi. Yaşam kesesi. Ben onu çok uzun yıllardır bu tarama tekniğiyle de çok rahat yaptığım bir şey. Bir de sanatçı bazen galiba biraz da kolaya kaçmak değil ama içinden geleni yapmak, bildiğini yapmak, onun içine yerleştirmek veya dışına yerleştirmek bana çok büyük keyif veriyor.
Bir de destekliyor, konuyu da destekleyenmiş. Yani bu yıl Rumca'yı sizi çok iyi tanıyorum ama hiç fark etmemiştim. Bu sizin imzanız halinde yani. Bir tür imzam gibi. Yani ben hatta imzamda bile kullanmak istediğim bir şeydir o. Biraz hat sanatına da çok yakınımdır üstelik. Hat sanatı beni çok etkiler. Oradan da belki biraz alıntım da vardır. Yani hat sanatı, sanatçısı olmak çok isterdim. O da çok güzelmiş, çok estetik. Bu sergide Teoman Bey'in adını hiç göremiyoruz. Evet, bu sergide biraz onu gerekmiş. Önsüz bıraktık galiba evet. Ama o Teoman benim ressam olmamı sağlayan kimlik. Ve biraz konjüktür de getirdim bu sergiyi. Yani Teoman'dan bahsetmek çok isterdim. Çok da Teoman'la ilgili resimlerim de vardır. Onu resmettiği, onun içinde olduğu, burada bir iki tane de var zaten. Teoman'la birlikte büyüdük, Teoman'la birlikte geliştik. Teoman olmasaydı zaten ben ressam olacağım demiştim ama böyle ressam olamazdım. Güzel. Gerçekten olamazdım. Çünkü kadın ressam olmak Türkiye'de kolay değil. Dünyada da kolay değil. Yani ben şimdi Türkiye'yi böyle özür dilerim değil. Dünyada da hiç kolay değil. Çünkü kadına verilen misyon var, toplumun verdiği, işte el alemler var. Ondan sonra toplumun sizin üzerine getirdiği, işleyemeyeceğinizi düşündüğü konular var. Yapamazsınız diye, gidemezsiniz diye yüklenen bazı zorunluluklar var filan. Ben hem anne oldum. İyi mi oldum, kötü mü oldum, onu terbiye sormak lazım. Anne oldum, eş oldum ama en önemlisi ressam oldum. Kendimle şöyle gurur duyuyorum. Yani hiç bırakmadığım için kendimi bir gün bile bırakmamışımdır. Buradan gideceğim, evde kağıdım, kalemim hazır, konum var, onu yapacağım. Onun için de mutluyum. Sizin serginin açılışından sonra bir ressam arkadaşımla sohbet ediyordum. Gülseren Hanım'ın sergisinden geliyorum dedim. Direkt şu cümleyi söyledi. Gülseren Sudor Türkiye'nin gerçek sanat emekçisidir dedi. Emekçiyim hakikaten. Yani çünkü aslında bir baktığınızda bütün yaşam buna adanmış. Evet, evet. Yani ilkokul 1'e gittiğim zaman bile berbersin. Okumayı yazmayı ablam nedeniyle öğrenmiştim çünkü benden 2 yaş büyük ablam vardı, ona öğretirken, okula giderken zaten öğrenmiştim. Ama resim yapmayı ilke edindim. Hoca da zaten derdi ki sen sıkıldıysan biraz resim yap derdi. Çok anlayışlı bir şey hocam vardı. İlkokul öğretmenim vardı. Bir de bu serginin en anlamlı kısmı Cumhuriyet kadını olarak Cumhuriyet'in 100. yılında bir retrospektif sergiyle onurlandırılmak ayrı bir gurur olsa gerek değil mi? Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İstanbul Belediyesi'nin sanata, sanatçıya verdiği desteği. Beni seçmesi beni çok onurlandırdı, gururlandırdı. Benden önceki ressam dostumuz, eski dostumuz Naila Akıncı benim için çok değerli dostu, ressamdı, kadın sanatçısı olarak. Benim olmam kendimi de gururlandırdı doğrusu, beni gururlandırdı. Çok da mutluyum. Gülseren Hanım, bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyoruz. Sergi ne zamana kadar devam ediyor? Sergi 20 Aralık'ta açıldı, 18 Şubat'a kadar devam ediyor. Belki de daha da uzatabilir, onu bilemeyeceğim. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir sergi olsun. Her şey gönlümüzce olsun, her şey sanatla dolsun, sanatla yaşayalım. Sanatla gidelim yolumuza devam edelim. Çok teşekkür ederim.